Herkese merhaba, kanalıma hoş geldin. Meltem ile yogada bugün Pitta Dosha, yani ateş elementinin aktif olduğu Pitta dönemi, yaz dönemini, biraz daha sakin, biraz daha kendi bedenine dönük, aynı zamanda su ve toprak elementlerinin o baskıladığı ateş elementiyle dengelenmesini sağlamak. Çünkü ateş çok yoğun olduğunda, özellikle cildimizde kızarıklıklar, kaşıntılar artabiliyor. Öfkeli hissedebiliyoruz. Midede kasılmalar, gerginlikler oluyor. Hatta daha ilerisi gastrit ve ülser gibi rahatsızlıklar hissedebiliyorsun. Aynı zamanda ateş elementi arttıkça tabii ki terleme de artıyor. Sıcak sana bunaltıcı gelmeye başlıyor. Ve hareket etmek de açıkçası birazcık sıkıcı oluyor. Çünkü o terleme ve bunaltmanın hissinden dolayı yapmak istemeyebiliyorsun. Pitta için, yani bu akışı da yaparken özellikle önerim, camını varsa havalan, yani cam açabiliyorsan cam aç, klima varsa klimayı aç, vantilatörün varsa vantilatörü aç. Özellikle pitaların, yani eğer sen pitta beden tipiysen, çünkü Ayurveda'da 3 ayrı beden tipi var, vata, pitta ve kafa. Eğer pitta baskınsa sende, yaptığın yoga pratiği dahil olsun, o yavaş hareketlerde bile olduğun ortamın serin olması lazım. Serin oldukça sakinleşmeye başlıyor. Çünkü pitta arttıkça öfke artıyor, kızgınlık artıyor. O yüzden bugün her şeyi dengelemek üzere bunu yapacağız. Bunu yaz dönemi yapabilirsin. Aynı zamanda pitta yoğun arttığı zaman, yani pitta yükseldiği zaman kışın bile yapabilirsin. Çünkü buradaki asıl amaç pitta doşayı dengelemek. O zaman pratiğe başlayalım. Nefes al, kolları yukarıya doğru gönder. Birazcık bedenin gerisine doğru gitsin. Ve kendi zamanında öne doğru katlan, uttanasana. Tekrar al nefes. Kaldır kolları yukarıya. Göğsü aç karşıya. Elleri kalbine doğru getir ve kal. Kolları geriye doğru uzat. Geriye doğru bakıyor ol belki. Kollar iki yandan açık, omurga uzuyor ve buradan öne katlan. Kaldır kolları yukarı, yüksel. Kolları uzat, aç göğsünü. Ve eller kalbin önüne gelsin. Al nefes, kolları düzelt, göğüs yukarıya, kollar geriye. Kuyruk sokumu yere doğru uzuyor, başın tepesi geriye. Ve buradan ver nefes, katla öne. Nefes al, hafif bük dizlere, kaldır kolları yukarı. Ve eller kalbine doğru gelsin. Sağ ayağı geriye doğru al. Kolları yukarıya doğru kaldır. Ve kalçaları geriye, savaş çekiye doğru. Sol kol geriye, sağ bacağı. Ve buradan tekrar savaş çekiye doğru gel. Kolları getir öne. Topuğun yönünü değiştir, savaşçı bir. Ve nefes ver, tekrar savaş çekiye gel. Sağ kalça iyice geriye doğru gidiyor, savaş çekiye. Verdiğin nefeste kalmaya devam et pozun içinde. Omuzlar rahat. Ve bırak. Ve nefes alırken yavaşça gel öne, eller kalbin önünde. Diğer yön için. Sol ayağı şimdi geri al. Sağ dizi büküyorsun, savaşçı bir. Buradan aç kolları, savaş çeki. Karın içine doğru. Sol kol geriye, sağ kol başının üstünde. Ve buradan aç tekrar kolları, savaş çekiyor. Şimdi sol kalçayı öne doğru çevir, savaş çevir. Tekrar sol kalçayı açılıyor, savaş çekiyor. Belki dizini, sağ dizini biraz daha bükebilirsin. Sol ayağı belki biraz daha uzaklaştırabilirsin. Nefes al. Ve nefesi ver. Ve sol ayağı getirmetin önüne, eller kalbin önünde.
Derin nefes ve yumuşak bir şekilde ver. Kolları kaldır yukarıya. Eller birleşsin. Kollar geriye doğru uzarken bakışlar belki tavana doğru. Burada kaptan öne, Uttanasana. Ayakları geriye, plank'e doğru gel. Dizleri yere getir. Göğsü yere getir. Kaldır göğsünü yukarıya. İt ayakların üstünden yukarı baka. Nefes ver çocuk pozu. Boynun arkasını rahatlat. Omuzları rahatlat. Kollar. Burada kal. Kalırken nefes al. Nefes al, kedi pozuna doğru getir kendini. Ve burada kalça geriye, göğüs karşıya açık çocuk. Nefes al, sırtı yuvarlıyorsun nefes aldığında. Nefes verdiğinde kuyruğu yukarıya geriye doğru çıkartıp çocuk pozuna doğru geliyorsun. Tekrar kedi pozuna doğru getir kendini. Ver nefes, kalça geriye, çocuk pozu. Burada kal. Nefes al. Bütün bedeni hissediyor. Nefes al. Kafanı kaldır. Buradan dirsekler, ellerden destek al. Kolları düzeltiyorsun. Ve burada nefes verirken kuyruk içeriye çocuk. Tam tersini yapıyoruz. Öne doğru gelirken göğsü açıyorsun, kuyruk yukarıya. Nefes verirken karın içeri, kalça, topuklara. Nefes alırken getir. Soluncuyu yapıyorsun. Sonra nefes ver. Çocuk pozuna doğru gel. Kuyruk sokumunda başlayan nefes omurga üzerinden, başının tepesinden yere doğru gelsin. Bütün bedenin arkasından nefes alıyorsun. Kaldır kendini tekrar dört ayağa. Sağ bacağı havaya kaldırıp tek bacaklı köpek. Sağ dizi bük. Sağ topuk sağ kalçaya doğru. İyice sağ diz tavana doğru dönüyor. Aşağı doğru getiriyorsun. Buradan daireler çizmeye başladım. Büyük daireler çiziyorsun. Doğru yaklaşık iki kalça üst üste. Nefes ver. Kuğu pozu. Sağ alt bacak iki elin arkasına. Nefes ver. Çene göğse nefes alırken aç göğsünü. Tekrar nefes ver. Tek bacaklı köpek. Nefes al, pelikan. Nefes ver. Tekrar kuğu pozuna doğru geç. Nefes al. Omurga uzuyor. Öne doğru katlan. Ve burada bir dalga gibi omurgayı düşün. Yukarıya kaldır. Sol ayak parmağını tak. Sağ bacak geride, tek bacaklı köpek. İndir. Sol ayağı kaldır. Sol dizi bük. Ve burada sol dizi çek göğsüne. Sol ayak önde, sol alt bacak. Kuğu. Çene göğüs buradan öne doğru katla. Ve kaldır kendini. Tak sağ ayak parmağını. Gönder sol bacağı yukarıya. Sol dizi bük, pelikan pozu. Nefes verirken sol diz öne doğru geliyor. Ve sol alt bacak önde. Nefes al, omurgadan uzak. Nefes ver. Katlan. Ve tamamıyla aşağı bakan köpeğe doğru gel. Nefes al. Nefes ver. Şimdi dizlerin üzerine doğru getir kendine. El parmaklarını kenetle. Başını, alnını İki elin ortasına doğru getir. Ve sonra gönder kalçayı geriye çocuk pozu.
Her şeyi yere ağırlaşıyor. Nefes al. Güzel. Tekrar dört ayağa doğru getir kendini. Tak ayak parmaklarını. Buradan aşağı bakan köpeğe doğru gel. Nefes alırken dizlerini geriye doğru gönder. İyice kalçan geriye. Ve buradan dizleri getir. Ve otur. Sağ diz bükülü bir şekilde. Bük kendini sol tarafa doğru. Sağ el sol başın arkasında olabilir. Sol el sol ayak bileğe. Ve belki sağ el sol ayağa doğru da gelecek. Derin nefesler. Kalçayı yere ağırlaşıyorsun. Ağırlaştırdıkça daha çok uzuyorsun. Uzayan bacağa doğru döndür kendini. Göğsünü kaldır. Ve buradan öne doğru katla. Sağ elinle sol ayağının dışını tutup. Karnı içeri doğru çekti. Şimdi kaldır kendini. Şimdi sol ayak sağ bacağın dışına kendini çevir. Sol tarafa, twist'e doğru geçsin. Arda Matsyendrasana. Karna doğru nefes al. Ve kuyruk sokumundan Arnasana yere. Göğüs kafesine doğru nefes al. Ve buradan bırak. Ve şimdi iki diz üst üste gelsin, katlan öne. Özellikle kalça popo kasların için derin bir esneme. Nefes al. Nefes ver. Ve hangi bacak üstüyse, üstteyse onu içeriye doğru alıyorsun. Sağ bacak bu sefer yana doğru açılıyor. Sağ el sağ bacağı sol kol başımın üstünden ileriye. Ve sol el belki benim gibi sağ ayağını tutmak için öne gelebilir. Gelmiyorsa da sorun değil. Şimdi göğsünü sağ bacağı çevir. Sol elinle sağ ayağın dışını tut. Ve buradan çeviriyorsun. Nefes aldıkça pranayı, chi'yi depolamaya başlıyorsun. Yani yaşam enerjisi. Ve o yüzden yogadan sonra iyi hissetmek çok doğal. Çünkü yeniden yaşam enerjini aktiflemiş oluyorsun. Şimdi kendini sağa doğru çevir. Ve nefes ver. Verdiğin nefesi izleyerek nefesi al. Ve nefes ver. Şimdi sağ diz. Sol dizin üstüne doğru geliyor. Kalçanı azıcık geriye, buradan katlan öne. Nefes al. Nefes ver. Şimdi başını kaldır. Sırt üstü yatmaya doğru gel. Dizleri göğsüne doğru çek. Dizler göğsüne çekili bir şekildeyken omuzları rahat bırak. Verdiğin nefes rahat, yumuşak. Şimdi dizleri aç. Ayakları yere doğru bırak. Dizleri iki yana aç. Kelebek pozu iki el alt karında. Şimdi dizleri birbirine doğru getir. İki dizi sola doğru indir. Twist'e doğru geçti. Şimdi dizler tekrar göğsüne, tam tersine doğru bak ve dizleri sağa çevir. Şimdi ortaya gel. Dizler birleşik, onlar için dinlenme pozuna doğru geldi. Nefes al. Bir nefesi ver. Başın arkası rahat. Kalçalar rahat.
Yüz kasları rahat. Ben her şeyi bıraktığım bir yer. Shavasana. Ayaklar iki yana doğru düşüyor. Alt beden yere ağırlaşıyor. Bırakıyorsun. Bütün bedeni. Tek bir his. Bırakmak üzerine. Sakin. Net. Bırakıyorsun. Burada kalmaya devam edebilirsin. Veya benimle beraber kalkmak istiyorsan. Bir vaktin biraz kısıtlıysa. O zaman kolları gönder başının arkasından geriye. Ayak parmaklarını tam ters yöne. Çek dizleri kendine. Dan çevir. Sağına doğru. Sol elinin yardımıyla kaldır kendine. Ve oturmaya doğru gel. Özellikle pita enerjitik olarak bize ateşleyen, çünkü ateş elementi. Ama bu ateşleme hali çok yoğun olduğunda öfke hislerimizi veya bir şeyleri yakma arzumuzu, bu yakma fiziksel yakma değil, yakıp yıkma gibi işte öfkeyle başlayan bir şey. Bunları dengelemek. Dediğim gibi yaz döneminde sabah, gündüz, öğlen ne zaman istersen bu akışı yapabilirsin. Çünkü bedeni hem aktifliyor, enerjiyi tekrar pranayı aktifliyor, depoluyor. Ama aynı zamanda ısıtmak kısmını toprak ve su elementini dengeleyerek yapıyor. Bir akış var, bir köklenme var. Ve toprak su elementi akış dengelendiğinde işte o ateş dönüştürücü etkisine giriyor. Elleri kalbine getir, başını kalbine doğru eğ. Neyi dönüştürmek istiyorsan niyetini onun için yap. Belki de bu niyeti yorumlara da yazabilirsin. Benim dönüştürmek istediğim beklentilerim. Beklemeyi dönüştürmeyi niyet ediyorum. Peki sen neyi niyet ediyorsun? Başını kaldır, aç gözleri ve daha sonraki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.